Biz Sayın Ecevit'le vaktiyle koalisyon kurduk. Bu bizim için yeni bir olay değil. Biz hemen hemen bütün partilerle koalisyon kurduk. Ve o koalisyon hükümetlerinde halkımıza, milletimize çok hayırlı hizmetler yaptık. Fevkalade uyumlu çalışmalar sergiledik. Dolayısıyla biz bütün partilerin hepsinin ülkemize için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inanıyoruz. Bu görüşmeleri yapacağız. Bu görüşmelerde hiçbir ön şartımız, hiçbir ön yargımız yoktur. En iyi niyetle, kardeşane bir şekilde konuşmalarımızı sürdüreceğiz. Ülke yararına en güzel çözüm hangisi ise onu gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yani olabildiğince esneyecek mi Refah Partisi? Şimdi ülke tabii esnemek noktası diye bir tabiri ben burada isabetli görmüyorum. Burada uzlaşma dediğimiz konu önemlidir. Evet. Hatta bu tabiri dahi ben yine de isabetli görmüyorum. Yapılacak olan iş kardeşane bir şekilde ortaklığın kurulmasıdır. Onun için esneme mesleme yok. Yani daha önceki kararlara, parti programlarına bağlılık söz konusu değil. Bu demek değil ki o programları önemsiz saymak. Hayır. Her parti elbette kendi ana prensiplerine bağlı olur. Ama bu ana prensipler içerisinde ülke meselelerini çözmek için de istendiği zaman çok güzel çözümler bulunur. Gayet uyumlu bir şekilde çalışın. Bu işin tılsımı şudur. Bunu istemek. İyi niyetle istemek. Biz bunu yıllarca denedik ve o koalisyonların hepsini iyi niyetle kurduk. Çok da başarılı hizmetler yaptık. Şimdi Türkiye'miz bugünkü şartlarda aynı şekilde kardeşane bir şekilde oturulup ülke meselelerinin çözümünü akıl, ilim ve bugüne kadar edinilmiş tecrübeler ışığında görüşmek suretiyle halkımızın dertleri nedir? Bu dertleri çözmek için hangi hedefleri gerçekleştirmeliyiz? Bu hedefleri nasıl gerçekleştirmeliyiz?